Magazin'de pazara tüm hızımızla devam ediyoruz. Sevgili dostum Alişan ve eşi Buse ile ilgili haberimizde sıra. Özel röportajımızda Alişan ile Buse Varol yılın düğününü ve mutlu evliliklerini ilk kez ekibimize anlatmış. Hep birlikte izliyoruz. İçtenliklerini konuşturdular. Keşke bir daha olsa. Doyamadık oynamaya. Esprileri sıraladılar. 10 kilo olacaktı o. O 10 kilo olacaktı. Alişan'la eşi Buse Varol içini sadece Magazin D'ye döktü. Yaz tatilinden sonra bir anda okul başlar. Böyle şey olursun, çok kötü olursun, öyle bir durumda. Alişan'la Buse Varol'un açıklamalarına geçmeden önce geçen hafta yaşadıkları düğün heyecanlarını bir kez daha hatırlıyoruz. Alişan'ın Buse Varol'u evinden aldığı anları tüm Türkiye ilk kez Magazin D'de izlemişti. Öyle mi? Alişan'la Buse Varol kapıdan çıktığı anlarda davul zurnalar çalmış ve adeta mutluluktan uçmuşlardı. Ünlü çift heyecanlarını ilk kez Magazin D'nin canlı yayınına katılarak çağlaşık ele paylaşmışlardı. Biz çok mutluyuz Allah'ın izniyle. Heyecan durumu nasıl Alişan Bey? Heyecan inanın ben yatamadım yani. Bak sesimden zaten belli oluyor. Dört gündür. Emrah Alişan'a söyler misin? Onun yüzünden anons yapamıyorum. Çağla Hanım der ki onun yüzünden diyor, heyecanından diyor anons yapamıyorum diyor. Ya. Çağla'cığım şu an söylediklerim 7 saniye sonra gelecek sana biliyorum. O 7 saniye... Düşünme yayındayız. O yüzden düşün. Klasik kocaman duvaklı kol kısmı dantel işlemeli gelinlik giyen Buse Varol'la klasik siyah smoking giyen Alişan düğün yapılacak otelin önünde kameralar karşısına çıktı. Of. Damat ya heyecanlı onlar. Artık damat dışına çıkalım mı? Çıkalım. Şu an evlendim. Şu an beni senle karı koca ilendiriyor. Teşekkür. Heyecanları had safhadaydı ünlü çiftin. Alişan of çekerek sözlerine başlamıştı. Kaldı şurada tam 2 saat galiba. 2 saat sonra aşağı ineceğiz. İnşallah nikahımız kıyılacak. Bugün benim için rüya gibi bir gün. Hayatımın aşkını bulup bugün inşallah burada ömrümüzün sonuna kadar o imzayı atacağız. Her halleriyle nikah hazır olan Alişan'la Buse Varol'u haberciler salona yolcu etmişti. Şu an her şeyimiz hazır. Aşağısı da muhteşem olmuş. Yani eminim bu arada... Gelip oturabilirsiniz orada. Hani kamera içeri olmayacak ama istiyorsanız gelip oturabilirsiniz. Yer var yani. Ve o an gelip çatmıştı. Alişan'la Buse Varol bir ömür boyu mutluluk için evet demişti. Alişan, Serkan, Tektaş ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Bravo! Buse Varol ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? İzninizle Sayın Başkanım. Evet! Şahit oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahitliğinde nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gerçekleştirmiş ve Alişan eşinin alnından Buse alarak onu kutlamıştı. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Nikah kıyıldıktan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaparak çiçeği burnundaki çiftin mutluluklarının daim olmasını dilemişti. Bu hassasiyetleri göstermek suretiyle inşallah ömrü mutlulukla daim olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Alişan arasında geçen çocuk sohbeti herkese ders olacak nitelikteydi. Benim hep bir nasihatim var. Öyle mi? Bir olur garip olur. İki olur rakip olur. Üç olur denge olur. Dört olur bereket olur. Gerisi Allah kerim. Alişan'la Buse Varol mutluluk dans ederek bu konudaki maharetlerini gözler önüne sermişti. Pasta kesiminden sonra adetlere uygun olarak masalar dolaşılıyor. Ünlü çiftin eli kolu ve boyunları takılarla dolup taşmıştı. Müzik.
Fatih Yürek'le başlayan cümbüşe Seda Sayan da katılıyor. İki ünlü Alişan'ın düğününde döktürdükçe döktürmüştü. Seda Sayan'ın çiftet elli oyununa Alişan'la Buse Varol da katılmış. İzzet Yıldızsan ise ünlüleri dolar yağmuruna tutmuştu. Fatih Yürek sahnede şarkı söylerken Şafak Sezer de ona eşlik etmiş ve Seda Sayan eski aşkı Nihat Doğan'a sarılıp öpmüştü. Alişan'ın namı diğer gudusu güzel sunucumuz Çağla Şikel zaten oynamak için hazır gelmişti düğüne. Seda Sayan'ın karşısına çıkarak o da döktürmüştü o gece. Pistin ortasına çıkan çiçeği burnundaki gelin Buse Varol ise Fatih Yürek'le birlikte kurtlarını dökmüştü. Akşam oldu, param gelmedi. Akşam oldu, param gelmedi. Çocuklar evde, yorganları yedi. Gecenin kraliçesi olan Buse Varol söylediği şarkıyla tüm davetlileri mest etmişti. Masal gibi geçen düğünün ertesi günü Alişan'la güzel eşi Buse Varol çok sevdikleri Magazin D ekibine özel röportaj veriyor. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de. İlk akşam yemeği herhalde evlendikten sonra. Evet, dostlarımızla. Yani dışarıda ilk akşam yemeğimiz, evet. O muhteşem gece hala konuşuluyor. Yılın düğününü bir de çiçeği burnunda evlilerden dinleyelim. Vallahi ne söyleyeceğim hiçbir şey anlamadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani sanki hemen 8'de... Hayır, şey çok kalabalıktı ya. Evet. Yani o şey kısmı biraz uzun sürüyor. Hani herkese merhaba, masa hoş falan. O çok uzun sürdü. Buse Varol'la Alişan düğünlerinde eğlenceyi başrole taşıdıklarını söylemeden geçmiyor. Bir de çok eğlendik herhalde. Ben hiç oturmadım. Yani bir gram oturduğumu hatırlamıyorum. O yüzden ya gelen herkes hemen şunu dedi. Bitti yani. Gelen herkes şunu dedi. Biz hayatımızda bu kadar eğlenen gelin damat görmedik. Ben ama siz hazırlık sürecinden beri çok eğlenmeye başlamışsınız. Evet. Bizi galiba dizi gibi izlediler. Buse Varol içtenliğini konuşturunca Alişan'ın da keyfini ikiye katlıyor. Bence biz hiç stres yapmadık. İkimiz de hiç yapmadık. O yüzden stres yapmadığımız için bence çok eğlenceli geçti yani. Çok güzeldi. Keşke bir daha olsa. Doyamadık oynamaya. Neden başlasın? Ya çok hemen... Güzel işi itiraflarını sıralar da Alişan geri durur mu hiç? Boşluktayım şu anda ya. Ne güzel şey hazırlanıyorduk dedim. Anladın mı? Şimdi işler başlayacak bir şeyimiz yok. Şey gibi geliyor bana. Çocuklar var. Bu bana ne gibi geldi biliyor musun? Hani lisedeyken, ortaokuldayken böyle yaz tatili olurdu ya. Ne güzel eğlenirdin. Yaz tatilinden sonra bir anda okul başlar. Böyle şey olursun, çok kötü olursun ya, öyle bir durumda. Balayını mecburen ertelemişler. Ben yarın sete gidiyorum vallahi, hiçbir şey olmayacak bayağı. İzmit'e gidiyorum yani. Benim de yarın artık, ben de stüdyoya yarım kalan işlerimi yapacağım. Benim de artık işler başladı. Zaten benim hafta sonu 2 konser var. Sonra bayramda 3 konser var. Aşkımın da dizisi var. Küçük bir burukluk yaşıyor Alişan. Neden mi? İlk kez mesela evden uğurlayacağım. İşe gideceğim. Evet. Hayırlı işler karşın diyeyim. Bu arada düğününüzde 3 kilo altın takıldığı konuşuluyor. Yanlış bugün yazmışlar. De bir kapalı çarşıdaydınız. 10 kilo olacaktı o. O 10 kilo olacaktı. Yok yok. Bugün de bir kapalı çarşı turu oldu. Başka bir şeydi. Ya biz yok, başka yok. Bir şey için gittik başka kapalı çarşı.